Allah Teala'nın kudretini o kadar çok şekilde görebilme imkanına sahibiz ki Kur'an'ın tefekkür sistemini benimsemiş bir şekilde elimizdeki imkanları eğer iyi bir şekilde kullansak marifetullah bilgimiz çok daha ikna edici bir hale gelir. Devenin yaratıldığına onlar bakmıyorlar mı? Annelere bu hususta çok fazla iş düşüyor. Küçük bir çocuğa daha yeni algıları oluşurken bu güneşin ısısı, ışığı bize nasıl geliyor? Böyle bir dil kullanıyor muyuz? Faraza düşünün, bir köyde yaşıyordum. Görebildiğim şey köydeki varlıklardan ibaretti. Alabildiğim haber sadece orada gelen haberlerden ibaretti. Şimdi Allah Teala'nın nimetlerini ve Allah Teala'nın yaratıcılığını, Allah Teala'nın kudretini o kadar çok şekilde görebilme imkanına sahibiz ki. Emin olun, yani şu anda elimizdeki imkanları eğer iyi bir şekilde kullansak, bilgi birikimlerimizi iyi bir şekilde kullansak, teknolojiyi iyi bir şekilde kullansak, neyi kastediyorum iyi şekilde kullanmakla? Kur'an'ın tefekkür sistemini benimsemiş bir şekilde bu vasıtaları kullanırsak, marifetullah bilgimiz öncesinden çok daha mükemmel, çok daha etkileyici, çok daha ikna edici bir hale gelir. Yani tefekkür sistemini kaybetmiş olmamız aslında sadece nimetleri algılayamamak değil, aynı zamanda mevcut birikimlerimizi de kullanamamak gibi bir handikaba yol açıyor. Yeniden aynı şeyleri yakaladığımızda, yani aynı tefekkür sistemimiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'den örnek vereyim. اَفَلَا يَنْزُرُوا اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Değil mi? يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Devenin yaratıldığına onlar bakmıyorlar mı? Nasıl yaratıldı? Bu bir bize bir tefekkür sistemi gösteriyor. Bir başka örnek, evelem yarav ilat tayri favgahum safatin ve yakbud ma yumsikuhunne illa rahman. Gökyüzündeki kuşlara bakmıyorlar mı? O kuşlar gökyüzünde kim tarafından tutuluyor? Kanatları tarafından tutuluyor. Kanatlar çarpıyor, şu kadar hızla çarpıyor. Böyle oluyor, bunlar ayakta kalıyor. Öyle bir şey yok. Ma yumsikuhunne illa rahman. Onu gökyüzünde o şekilde tutan sadece Rahman'dır. O halde bizim Kur'an tefekkür sistemini yeniden anlayıp, algılayıp, bu anladığımız ve algıladığımız Kur'an tefekkür sistemini eğitim sistemimizin odağına koymamız gerekiyor. Hatta ben bunun biraz mübalağa edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Annelere bu hususta çok fazla iş düşüyor. Babalara da aynı şekilde ama çocuğa küçükken mesela bana çok garip gelen şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Gökyüzünde ay, ay dededir. Bak ay dede çıktı, ay dede gitti gibi. Yani ne demek ay dede? Değil mi? Gökyüzündeki bir ayı anlatırken bu gökyüzünde nasıl duruyor? İşte Allah Teala'nın gücü ve kuvvetiyle duruyor. Sabahleyin güneş ışıklarını verdiğinde küçücük yaşta, küçük bir çocuğa daha yeni algıları oluşurken bu güneşin ısısı, ışığı bize nasıl geliyor? Nasıl bitmiyor? Nereden oluyor? Kim yapıyor bunu? Veyahut da anne çocuğuna süt verirken bu sütün ona Allah Teala tarafından gönderildiğini anlatması. Bir komşuya hediye götürürken hediyeyi ben verdim değil, Allah Teala'nın kendisine verdiğinden komşusuyla paylaştığını ifade etmesi gerekiyor. Şimdi soruyorum, bu dili kullanıyor muyuz? Böyle bir dil kullanıyor muyuz? Hayır, böyle bir dil kullanmıyoruz.